Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda konuğumuz Profesör Yalçın Karatepe. Kendisi bu sefer ekonomiden ziyade referandum sürecini ve 16 Nisan'da orası sonuçların, orası etkilerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Semih, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de oldukça iyiyim. Sizin yayınlarınızla ilgili takip ediyorum. Siz de iyi görünüyorsunuz maşallah. İyiyiz hocam, iyiyiz. Sağ olun. Hocam öncelikle biraz sizin kişisel gözlemlerinizden başlayalım. Referandum kapsamında bazı yerlere ziyaretlerde bulundunuz, konferanslar verdiniz, konuşmalar gerçekleştirdiniz. Önceki sizin kişisel olarak bu ziyaretlerde ve konuşmalarda, konferans çalışmalarınızdaki gözlemlerinizi alabilir miyiz? Tabii, yani ben Anadolu'da değişik yerlere bu süreçte çağrıldım, davet edildim, gittim. Değişik gruplarla genellikle konferans şeklinde ya da işte birkaç kişinin katıldığı panellerde konuşmacı olarak bulundum. Öncesinde sonrasında oradaki katılımcılarla işte bazen sokaktaki insanlarla temas etme şansına sahip oldum. Sohbet ettik. Aslında şunu gördüm. İnsanlar referandum süreciyle oldukça ilgili. Yani bu sürecin dışında değiller. Aman canım ne olsun da demiyorlar. Çok yakından takip ediyorlar. Oldukça aktif olarak süreci izleyen bir nüfus gördüm ben. Yani bu ülkenin değişik yerlerinde bunu görüyorum. Bu çok sevindirici bir şey. Çünkü biz genelde evde oturduğumuz zaman işte Türkiye'nin bu süreci nasıl algıladığına ilişkin, nasıl yaklaştığına ilişkin bilgiler hepsinin kaynağı ana akım medya. İşte televizyonlar, ana akım medyadaki gazeteler vesaireler. Onlar gerçekten halkın nabzını da çok doğru tutuyorlarmış. Ya tutuyorlarsa da bizimle paylaşmıyorlar. Öyle bir durum var, yanıltıcı olabilir ama ben insanların süreçte çok yakından ilgili olduklarını gördüm. Bu sevindirici bir şey ve hakikaten büyük çoğunluğu da referandumun içeriği konusunda fikri olan insanlarla karşılaştım ben. Yani referandumu Türkiye'de rejim nasıl değiştireceği konusunda bir tespitler olan ve bundan dolayı da bu sürece aktif olarak müdahil olan kesimleri ben gördüm. Bu sevindirici bir şey. Benim özellikle yani ziyaret ettiğim gruplar hayır cephesinde faaliyet gösterenler. Bunu açıkça söylemek lazım. Ama şunu gördüm. İnsanlar böyle merkezi bir kampanya çerçevesinde faaliyet göstermiyorlar. Mesela evet kampanyasına baktığınız zaman evet kampanyasının başında Cumhurbaşkanı, işte onun altında Başbakan, bakanlar vesaire de AKP örgütü ve onun sahip olduğu bir imkanları görüyorsunuz. Ama hayır kampanyası biraz daha farklı örgütlenmiş. Yani böyle onu merkezi bir biçimde idare eden bir yapı falan değil. Herkes bulunduğu yerde, işte bulunduğu ilçede, kasabada, ilde, meslek örgütünde, hemşeri derneğinde, mahallesinde, işte nasıl kendisini bir toplumsal birlik içerisinde konumlandırıyorsa oralarda örgütlenmişler. Kendi olanakları çerçevesinde işte broşür bastırıyor, bildiri dağıtıyor, cep telefonlarına değişik platformlardan mesajlar gönderiyor, kahve ziyaretleri yapıyor falan. Bu çok hoş bir şey aslında. Yani Türkiye'de demokrasi geleneğinin bile karşılık bulduğunun bir göstergesi. Bu sevindirici bir şey. Yani insanların yurttaş olarak demokrasiye sahip çıkmak için bu kadar çaba sarf ediyor olmaları sevindirici. Tabii bunun karşısında evet cephesinin sahip olduğu olanaklara sahip değiller. Çünkü evet cephesi çok ciddi ekonomik gücüne sahip, devlet gücünü sonuna kadar kullanan, imkanlarını sonuna kadar kullanan bir yapı var. Ama onun karşısında da yani gerçekten kendi imkanlarıyla örgütlenmiş bu grupları görmek sevindirici. Sonucunu pazar akşamı hep beraber göreceğiz. O zaman katılımın yüksek olmasını bekliyorsun değil mi? Çünkü bu Cumhurbaşkanı 2014... Ben 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın düşük olması, ilk turda seçimin bitmesi diye sonuçlanmıştı ve son günlerde özellikle CHP'nin başını çektiği reklam, yani televizyon ve işte gazete reklamlarında katılıma yönelik reklamlar gerçekleştiriyor ve katılımın yüksek tutulmaya çalıştığını görüyoruz. O zaman siz bu konuda yani katılım konusunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorsunuz? Yani ben yüksek olacağını düşünüyorum. Yani benim gözlemlerim bu yönde. İnsanlar hakikaten süreci yakından takip ediyorlar. Katılım oranı bence daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde referandumlar çok çok üstünde olacak gibi görünüyor. Peki bu kampanyadan çok az bahsettiniz. Bu işte hayır kampanyasını ve evet kampanyasını yapan temel 5 tane, ben öyle ayırdım en azından, 5 tane örgütlenme var. Birisi AK Parti, iktidar zaten. MHP ikiye bölünmüş durumda. CHP, HDP, bir de dediğiniz gibi hayır yapan diğer geniş bir işte siyasi parti çatısı altında olmayan bir
grup var. Bunlara böyle kendi içindeki kampanya nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela CHP, MHP, AKP ve HDP'nin. Ben şöyle söyleyeyim, ben gerçekten evet tarafında bir blok var. Yani bu gerçekten görünüyor. Çok böyle merkezi bir biçimde finanse edilen bir yapı var. Kamu kaynaklarını sonuna kadar kullanan, adil olmayan bir yarış var. Yani ben Ankara'da yaşıyorum. İşte Türkiye'nin değişik yerlerinde dolaştım. Ben gördüğüm hayır afişi sayısı evetin yani 1/100'ünde biri falan. Yani hiç yok. Hiç yok. Yani bütün Ankara'daki billboardlar, büyük duvarlar vesaireler ya Cumhurbaşkanı ya Başbakan'a ya da evet yazan afişlerle dolu olduğunu görüyoruz. Yani bu çok ciddi bir finansman da gerektiren. İşte ki bu Ankara yani, değil mi? Yani sonuçta gazette ilanlarını görüyorsunuz falan. Ve onların sahadaki temsilcileri de, yani evet kampanyası için söylüyorum, sahadaki temsilcileri de bu merkezden sağlanan hem bilgi, teknoloji ve ekonomik desteği kullanarak kampanyasını yürütüyor. Oysa hayır tarafında böyle bir blok yok yani. Ben bunu çok açık bir biçimde gözledim. Hayır dediğiniz yerde, işte biraz önce senin saydığın değişik gruplar var. İşte bu gruplar yani sadece bir siyasi parti şemsiyesi altında örgütlenen şeyler değil. Yani bunu açıkça söylemek lazım. Yani her ne kadar böyle CHP, HDP vesaire gibi siyasi oluşumlara atıfta bulunulsa da aslında ben hayır tarafının gerçek sahibinin vatandaş olduğunu gözledim. Yani emekli öğretmenlerden oluşan bir derneğe gidiyorsunuz. Kendi aralarında topladıkları parayla işte bir bildiriyi fotokopiyle çoğaltarak dağıtıyorlar. Yani bu bir siyasi partinin başarısı falan değil. Gerçekten yurttaşların bu sürece kendi imkanları çerçevesinde dahil olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla hayır tarafı daha renkli, daha yaratıcı ki bunları da biz işte sosyal medyada paylaşılan videolarla ya da capslerle vesairelerle de görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde de görüyoruz. Bir propaganda ya da kampanyaya sahipken evet tarafı daha böyle organize edilmiş, çok böyle planlı bir şekilde götürüyor. Dolayısıyla hayır daha renkli gidiyor. Şimdi MHP konusunda yani, ben izin versen Semih gözlemlerimi de paylaşmak istiyorum. Tabii ki. Şimdi bu MHP'ye ilişkin değerlendirmeler yapılırken bence çok yanlış değerlendirmeler yapılıyor. MHP bu seçimde, yani bu referandumda büyük çoğunluk olarak hayır oyu kullanacak. Yani ben bunu gittiğim yerde MHP'li bazılarını şahsi olarak dostlarım var. Yani özellikle Malatya'da gittiğimde gördüm. Bunlarla yaptığım görüşmelerde de MHP seçmeninin büyük çoğunluğunun ki benim tahminim ki bazı anketlerde falan da buna benzer oranların ortalıkta dolaştığını biliyorum. %80'e yakını Devlet Bahçeli'nin işaret ettiğinden farklı yönde oy kullanacak. Bu çok açık bir biçimde görülüyor. Ben bunun gerekçesini de sorduğumda yani konuştum MHP'li dostlarımla da konuştum. Bana birkaç şey söylüyor. Birincisi yani bu seçimin bunun bir seçim olmadığını, yani bu MHP'ye yönelik bir sonuç doğuracak bir şey olmadı. Yani MHP'nin iktidar olması vesaire gibi bir seçim olmadığı için oy kullanırken başka sahiplerle hareket ediyorlar. Bunlar ne diye sorduğunuz zaman şeyi söylüyor. Diyorlar ki mesela Devlet Bahçeli neden evet dediği konusunda ikna edici hiçbir açıklama yapmamış. Yani parti tabanına neden başkanlık sistemine evet denildiği konusunda ikna edici hiçbir açıklama yapmamış ki biz bunu da biliyoruz. Soranları açıklama mı yapacağım kardeşim deyip kestirip atıyor. Yani sonuçta MHP'nin seçmeni az bir seçmen değil. Ben 7 Haziran'daki oy oranlarını esas alarak bakıyorum. %16'nın üzerinde oy almış bir partiden bahsediyorsunuz ki %16 oy olarak da şurada önünde yaklaşık 7,5 milyon oydan bahsediyorsunuz. Yani bunun büyük çoğunluğunu Devlet Bahçeli ikna edememiş gibi görünüyor. İkincisi hakikaten Cumhuriyet değerlerine bağlı bir MHP tabanı var. Yani demokrasiye inanmış, Atatürk ilkelerine sahiplenmiş bir grup var. Bunlar da bu referandum sürecinde hayır oy kullanacaklar. Bunu çok açık bir biçimde ifade ediyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. Yani bunu biraz önce söylemeyi unuttum. Ben bu kampanya yapanları yani kampanya sürecindeki gözlemlerimi. Mesela evet kampanyasını özellikle sahada yürütenler çok mahcup bir biçimde bunu yapıyorlar. Yani bakın bu sözcüğü seçerek kullanıyorum. Mahcup bir biçimde. Yani neden evet dedikleri konusunda bir fikirleri yok. Yani bunu da böyle heyecanlı bir biçimde sokakta karşılaştıkları ya da evinde ziyarete gittikleri seçmenlere anlatmıyorlar. Anlatamıyorlar çünkü ben fark ediyorum ki onlar dahi bu işlere sindirememişler. Oysa hayır kampanyası çok böyle içten yürütülen bir kampanya. Yani bunu gerçekten özellikle kahve dolaşan insanlarla da ben konuştum.
bayağı inanmışlar bu süreçte. Yani hem gerekçeleri oldukça sağlam hem de büyük bir aşkla, heyecanla bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu daha önceki seçimlerde bu siyasi partilerde gördüğümüz heyecanı ben burada evet grubunda görmüyorum. Bu da herhalde sonuçlara yansır diye ümit ediyorum. Onu da paylaşmak evet, istiyorum. Evet, mesela AK Parti'nin daha önceki seçim başarıdan hep sokakta çok iyi örgütlendiği ve sokaktaki çalışmanın çok güçlü olduğu söyleniyordu. Şimdi daha çok sanki dediğiniz gibi medya üzerinden ve sadece mitingler üzerinden. Çünkü sahada çalışan AK Parti siyasi sayısı da eskisi kadar değil mi? Eskiden doğru, çok daha fazla isim, çok daha işte yüksek nitelikteki isim sokakta aktif olarak çalışırdı. Şimdi birçoğu sessiz kalan çok. Özellikle eski bakan ve üst düzey AKP'li yetkililer arasında kararını açıklamayan, mesela açıkça evet demeyen, yani ilk çırpıda, bir çırpıda sayacağımız 10-15 tane üst düzey AKP'li var. Doğru. Ya zaten bu kampanyada AKP'nin zorlandığı bir yer var. Yani ben bunu gözlüyorum. İşte evet kampanyasını takip ettiğimizde de görüyoruz. Mesela bu referandum için AKP, yani ki bunun başında, yani kampanyanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Yani bunu açıkça söylemek lazım. Kampanyayı oturtacakları bir tema bulamadılar. Yani daha önceki seçim kampanyalarında işte istikrar sürsün, durmak yok, yola devam vesaire gibi kavramlarla ya da temalarla seçim kampanyalarını yürütüyor. Fakat burada referandumu dayandırdıkları bir ana tema bulamadılar. İşte değişik şeyler denediler. İşte Avrupa ile ilişkileri gündeme getirdiler, dış güçler dediler. Bakıyorlar seçmende karşılığı yok. Yani AKP'nin böyle nabzı tutma konusunda çok ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. İşte bir konu alıyorlar, bakıyorlar karşılığı yok. Oradan uzaklaşıp başka bir yerden gitmeye çalışıyorlar. Şimdi bu referandum kampanya sürecinin başından beri baktığımızda işte Avrupa ile savaşa gitmekten şimdi Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde hastanelerin duvarlarının ne kadar bakımsız olduğuna geldi. Yani onlar da fark ediyorlar ki kendi getirdikleri değişiklikler üzerine bir kampanya yürütme şansları yok. Çünkü hiç içerik konuşmuyorlar. O zaman ne üzerinden yürüyeceklerini de tespit edemiyorlar. Buldukları her yer, her konu seçmende karşılık bulamadığı için onu değiştirme ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla evet kampanyası bir tema bulmakta zorlanıyor. Yani en sık kullandıkları ifade mesela benim duydum, işte istikrar sürsün. Yani istikrar kavramını kullanıyorlar. Bunlar ne kastediyorsunuz diye sorduğumuzda ki Sayın Başbakan bunu çok sık söylüyor. Diyor ki Cumhuriyet döneminde 65 tane hükümet kuruldu. İşte 94 yılında 65 hükümet kurulduğu zaman ortalama bir hükümetin ömrü işte 1,5 yıl falan gibi bir süre ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla diyor başkanlık sistemine geçersek bu 1,5 yıl olmayacak da daha uzun bir süre olacak. Şimdi bu argüman dahi seçmenle karşılık buluyor. Neden buluyor? Çünkü argüman yanlış. Şöyle doğru, yani 94 yılda 65 hükümet kurulmuş ama bunun 8 tanesini 15 yılda AKP kurmuş. Yani 2002'de Abdullah Gül'le başlayan 58. hükümetten 65. hükümete kadar geldiğinizde 8 hükümeti AKP kurmuş. Yani AKP'nin 15 yıllık dönemdeki parlamentoda bu kadar güçlü bir milletvekili sayısına sahip olmasına rağmen 15 yılda 8 hükümet kurarak sahip olduğu ortalama iktidar süresi Cumhuriyet dönemi ortalaması kadar. Yani kendileri de yani böyle seçildik 5 yıllık iktidarda kalalım gibi bir ortalamaya sahip değiller. Dolayısıyla istikrar kavramı da seçmenle karşılık bulmuyor. Neden karşılık bulmuyor? İşte diyorlar ki 5 yıllık iktidar değişmeyecek. Şimdi iktidarın değişmemesi iyi bir şey değil. Yani bakın, eğer biz bunu istikrar tanımı olarak alacaksak dünyadaki en istikrarlı ülke Kuzey Kore. Hiç değişmiyor adam. İşte bugünlerde de gündemde evet. Biliyorsunuz bu nükleer başlıklar, Amerika, Güney Kore falan ilişkileri. Ya dedesi başkandı, öldü, babası başkan oldu. Şimdi kendisi başkan ve ölene kadar da değişmeyecek. Şimdi bu hükümet değişmiyor olması ya da başkanın değişmiyor olması o ülkede istikrar olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Ama AKP bize bunu anlatmaya çalışıyor. İşte Saddam rejimi düşünün. Saddam dönemi Irak'ta en istikrarlı dönemde adam yaklaşık işte 20 yıl iktidarda kaldı. Rusya'ya bakalım, Suriye'ye bakalım. Ya bu kadar dış müdahalelere rağmen hala Beşar Esad iktidarda, adam iktidarını kaybetmiş değil. Biz buralara istikrar ülke diyebilir miyiz? Evet, evet. Diyemeyiz. Dolayısıyla AKP gerçekten tema bulmakta zorlanıyor.
Hocam, zorlandığı için de ben bu referandumda başarılı olmayacaklarını düşünüyorum. Eski dost, bu konuda bir tweet atmışsınız da eskiden ekonomi de ana temalardan birisi oluyordu ama bu referandumda ekonomiyi de çok güçlü bir şekilde argüman olarak ortaya sunamıyorlar değil mi? Kullanamıyorlar çünkü ekonomik göstergeleri işte sen de çok yakından takip ediyorsun. Yayınlarınızı Medyascope'da konu alıyorsunuz. Ekonomik göstergelere baktığınızda üzerinden yürüyebilecekleri bir gösterge yok ki. İşsizlik rakamları yani son 15 yılın en yüksek rakamına ulaşmış ki bunun detaylarına baktığımız zaman açıklanandan çok daha çarpıcı işsizlik rakamlarının olduğunu biliyoruz. Örneğin gençlerde işte 15-24 yaş grubunda ilan edilen işsizlik oranı %24. Yine bakıyorsunuz TÜİK'in rakamlarına, orada diyor ki eğitimde olmayan ve çalışmayan %24.8 orada var. Topluyorsunuz 15-28 yaş grubunda %48 işsiz. %48 yani her iki kişide bir tanesi ne okula gidiyor ne çalışıyor, işi var. Kadınlara, bu yaş grubundaki işte genç kızlarımıza, kadınlarımıza baktığımız zaman bunlar da %63 bu oran. Yani ülkedeki insanlarımızın, genç insanlarımızın 3'te 2'si işsiz. Ne diyeceksiniz? Yani ekonomimiz iyi gidiyor diye burada nasıl anlatacaksınız ki iş olmayan? Enflasyon rakamlarına bakıyorsunuz. Enflasyon rakamlarının geldiği yer işte en son Mart rakamlarına açıklandı. %12'ye doğru giden bir enflasyon rakamıyla karşı karşıyayız. Burada da iyi bir durum söz konusu değil. Dış ticaretinize bakıyorsunuz, sorunlar var. Büyüme rakamları çok şaibeli. Her ne kadar %3 gibi 2016'ya ilişkin rakamlar açıklasalar da buradan da yürüme şansı yok. Yani ben iktisatçı olarak ekonomiyi de yakından takip ediyorum. Yani ben bakıyorum ticaret durmuş. Yani alışveriş merkezlerini eminim bizim şu anda bizi izleyen dostlarımız da zaman zaman ziyaret ediyorlardır. Yani her yerin önünde bir brand asıl yani. Mağazalar boşalmış, dükkanlar kapalı. İşte burada ekonomi üzerinden yürüme şansları da yok. Bu sebeple ne yapıyorlar? Evet, kampanyasını yürütenler. Dikkat ederseniz biraz önce vurgulamaya çalıştığım şey de bu. Tema bulamadıkları için Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürüyken, SSK Genel Müdürü. Ya kardeşim, 20 sene önceki bir genel müdürlük konusu bugün rejim değişikliğinin tartışma konusu olabilir mi? Olamaz tabii yani. İnsanlar bunun farkında. Yani akşam televizyonlar açıyorlar işte gün içerisinde ne olmuş diye. Bakıyorsun bir yerde Cumhurbaşkanı, öteki yerde Başbakan, Kılıçdaroğlu onu yaptı, Kılıçdaroğlu bunu yaptı filan. Diyorsunuz ki yani içerik konuşalım ya, onu boş verelim. Biz işte Çukurcu musun filan. Yani içerik hani nerede diyorsunuz bu getirdiğiniz değişikliği, onu konuşmuyorlar. Oysa asıl konuşulması gereken şurada işte 72 saatten daha az bir süre kaldı bizim sandığa gidip oy kullanmamıza. Ama evet kampanyasından bu içeriğe dair bir konuşmayı ben yani kampanya yönetenlerden de televizyonlarda konuşmacılarda da duyamıyorum maalesef. Seçmen de, vatandaş da bunun farkında. Farkında olduğu için de bunu sandığa yansıtacaktır diye hem düşünüyorum hem umut ediyorum. Peki Yalçın Hocam, şimdi esasında 4 tane ana senaryo var referandum sonucunda. Bir az oranda bir evet çıkması, çok çıkması, az oranda bir fazla hayır çıkması, bir de işte %55 üstü, belki 58-60'a yakın evet ve aynı şekilde net bir hayır çıkması. Bu 4 tane senaryonun da farklı etkisi mi o, yoksa evet ve hayır çıkmasının yani %60 veya 58'e çıkması ya 50.5 çıkması arasında bir siyasi ve ekonomik farklılık olur mu? Ya şimdi önce şunu söylemekte yarar var. Böyle rejim değişikliği sonucunu dahi doğuracak bir anayasa değişikliğinin çok geniş kesimlerin uzlaşısıyla yapılması gerekir. Yani bunu baştan bir veri olarak kabul etmek lazım. Yani sonuçta benim sayım bir fazla, dolayısıyla geri kalanın isteklerini dikkate almıyorum gibi bir yaklaşım demokraside bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Yani demokrasi sadece böyle parmak saymakla ya da sandıktan çıkan pusulaların sayılmasıyla ilgili bir şey değil. Biliyorsunuz 12 Eylül Anayasası'na ilişkin en köklü değişiklik 2000 yılında üçlü koalisyon, işte Bülent Ecevit'in başbakan olduğu, Devlet Bahçeli'nin ve Mesut Yılmaz'ın başbakan yardımcısı olduğu dönemde yapıldı. Anayasanın 90 küsur maddesi değişti. Gazetelere haber dahi olmadı. Evet, değil mi? Yani ne referanduma gittik, ne insanlar bunun detayıyla ilgilendi, ne konuştuk. Mecliste bulunan bütün siyasi partiler, bak tekrar ediyorum, mecliste bulunan bütün siyasi partilerin desteğiyle 90 küsur maddesini anayasanı değiştirdik. Yani gazetelerde ilgililer bunu bir konuştu. Belki medyada falan ya da kendi sosyal çevremizde, ama Türkiye o süreci çok konuşmadı. Neden? Çünkü uzlaştı bir şeyden. Yani o değişikliklerin toplumsal refah için, barış için, hukukun tesis edilmesi için doğru olduğunu düşündüğü için yaptık geçtik. Şimdi öyle bir değişiklik önerisiyle karşı karşıyayız ki
anketlere atıfta bulunarak söylüyorum. Benim gözlemlerim biraz farklı olmasına rağmen. Türkiye karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda. Şimdi bir tarafta bir fazla çekirdek varsa ağırlık o tarafa doğru, böyle bir rejim değişikliği durumu söz konusu olamaz. Dolayısıyla ben bunun eğer bir değişiklik olacaksa bile geniş katılımlı ve herkesin kabul edebileceği bir şekilde değişikliğin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama sonuçta bu yok yani. Yok, hayır. Pazar günü ortaya gittiğimizde oyları sayacağız. Hangi taraf daha fazlaysa o sonuç ortaya çıkacak. Şimdi ekonomi açısından hangisi iyidir sorusuna ben zaman zaman maruz kalıyorum. Yöneltiyorlar. Hatta bu hafta bazen böyle ekonomi yayın yapan televizyon kanallarında konuşan kişiler de şey söylüyor. Piyasalar Evet'i satın alıyor. Evet. Falan. Sen de duymuşsun. Evet. Hatta şimdi, pazartesi günkü yükselişi ona bağladı. Şimdi ben piyasaların, bir iktisatçı olarak söylüyorum, piyasaların Evet'i satın alması iktisadi olarak açıklanabilir bir şey değil. Tekrar edeyim mi cümlemi? Evet, güzel cümle. Piyasaların Evet'i satın alması, tırnak içerisinde satın alması ekonomik kuramlarla açıklanabilir bir şey değil. Neden değil? Onu söyle. Yani ben yatırımcı olsam, yani bu yabancı sermaye anlamda olabilir, finansal varlıklara yatırım yapan birisi olabilir, gidip kendi sınırlı kaynakların reel varlıklara yatıran birisi olarak bile söylüyorum. Şimdi bu değişiklikler hayata geçtiği zaman, eğer geçerse, yani Evet çıkması durumda Türkiye'de hukuk sistemi ortadan kalkacak. Bunu açıkça söylemek lazım. Yani sadece anayasaya yargının tarafsız ve yanında da bağımsız olarak ifadelerini koymuş olmak yargının tarafsız ve bağımsız olacağı anlamına gelmez ki. Yani Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyeleri, Cumhurbaşkanı atayacak, HSYK'nın ya da HSYK'nın büyük çoğunluğunu hükümet, özür dilerim, Cumhurbaşkanı atayacak, işte bakan olacak, bakan yardımcısı olacak filan. Yani ki bu yapı, HSYK denen yapı ya da HSYK şimdiki adıyla denen yapı, bütün hakimlerin, savcıların vesairenin özlük hakları konusunda tayinleri, yükseltmeleri, terfileri konusunda karar verecek bir oluyor. İşte biz bunun örneğini nerede görüyoruz, bunun yargının bağımsız olmadığından? İşte gazetecileri serbest bıraktı. İşte Atilla Taş, biliyorsunuz yani şarkıcı. Atilla Taş'ı serbest bırakan hakimleri, savcıları görevden aldı. Şimdi kapitalist sistemin özü sağlıklı çalışan bir hukuk sisteminin varlığıdır. Çünkü hukuk sistemi sağlıklı çalışmadığı zaman siz hakkınızı, hukukunuzu arayamazsınız. Yani nasıl arayacaksınız ki, işte bir yatırım kararı aldınız, çat diye mevzuat değişti, zarar ettiniz. Yani yarın hesap soracağınız bir yer bile olamaz. Dolayısıyla piyasaların Evet'i satın alması benim bir iktisatçı olarak kabul edebileceğim bir şey değildir. Çünkü Evet çıkması Türkiye'deki mevcut rejimin bizim bilmediğimiz bir şekle dönüşmesi sonucunu doğuracak. Bakın bunu ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı, anayasa hukukçusu Şükrü Karatepe. Fiyatlarımız aynı ama benimle bilgisi yok, onu da söyleyeyim. Yani hiç yakından uzaktan bilgimiz yok. Geçen gün bir televizyon kanalında, ben işte bugün gazetelere yansımış onu okuyorum. Diyor ki işte Ahmet Hakan soruyor. Ya diyor ben iyi olmasın. Ya diyor 3-5 sene uygularız diyor. Baktık diyor kötü gidiyor, değiştiririz diyor. Şimdi bakın, değişikliği önerenlerin dahi nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağımız konusunda bir fikrinin olmadığı rejimi. Şimdi piyasa dediğimiz bu menemen, şey, ne menem yapıysa nasıl iyi olarak algılayacak ve satın alacak? Piyasanın satın alması gereken şey bu sandıktan referandumuna hayırın çıkması. Çünkü hayır dediğimiz şey mevcut durumun devam etmesi. Yani belirsizliğin olmaması demektir. Evet de satın alınacak bir şey yok ki. Evet dediğimiz şey hukuk sistemi ortadan kalkacak. Bürokrasi ortadan kalkacak. Meclis bütün işlevini kaybedecek. Yani bunları da konuşmak isterim. Meclisi işlevsiz hale gelecek ve piyasalar bundan memnun olacak. Hangi gerekçe? Yani bunu bana açıklayabilir. Ya vallahi bir iktisatçı çağırsaydınız bunun böyle olduğunu düşünüyorum da biraz uzun uzun konuşsaydık. Neden piyasalar? Hocam o herhalde o kadar biraz da şey, yani o referandumdan sonraki 2-3 günlük çok kısa hareketlerden bahsediyorlar sanırım. Yani piyasa dedik yere. Ama anayasa değişikliği eğer önerilenler kabul edilirse 2-3 günlük değil. Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılına etki edecek bir sonuç ortaya çıkacak. Kusura bakma, yani borsa endeksi pazartesiden çarşambaya kadar 90.000'den 93.000'e yükselmek. Aynen değil. Öyle. Bizim konuştuğumuz şey, yani Türkiye'de hukuk sistemi olacak mı olmayacak mı? Yani demokrasinin unsurları kalacak mı kalmayacak mı? Kalmayacak. Önerilen şeyleri konuştuğunuz zaman, buraya baktığınız zaman kalmadığını görüyorsunuz. Mesela
Ben senin programda hakikaten çalıştım yani biraz. Tekrar notlarımı şöyle gözden geçirdim buraya katılırken. Çünkü izleyici grubunun çok seçkin olduğunu ben biliyorum. O yüzden biraz hazırlıklı çıkma ihtiyacı hissediyorum. Onu da söyleyeyim. Mesela meclis tatildeyken nasıl toplanır diye bir madde var. Hiç konuşmuyoruz biz bunları. Mevcut anayasada, şu anda yürürlükte olan anayasada meclis kendisini toplantıya getirebilir. Yani kendisi karar alabilir toplanıyoruz diye imza toplayarak. Ya da hükümetin daveti üzerine başbakan, cumhurbaşkanı çağırabilir. Şimdi önerdiklerinde meclis tatildeyken meclis istese dahi toplanamıyor. Çizmişler orayı, çizmişler kalkmışlar. Sadece cumhurbaşkanı çağırırsa toplanır. Ya düşün bir meclis var, çok olağan dışı bir şey oldu diyelim. Değil mi? Yani dış politikada olabilir, içeride bir şey olmuş olabilir, herhangi bir şey. Meclis desek ya biz toplanalım, yani tatil dönemi diyorsun işte 3 ay tatil yapar Temmuz'dan Ekim'e kadar. O dönemde toplanalım, bu toplanamıyor. Kendisi mesela 15 Temmuz'da toplanamazlardı değil mi? 15 kendisi Temmuz'da. Kendisi istese toplanamıyor. Kendisi istese. Meclis diyor ki ya biz toplanalım. Hayır diyor. Nasıl toplanacağız? Cumhurbaşkanı çağırırsa. Şimdi piyasadaki bir aktör, yani yatırımcı, fon yöneticisi, banka bilmem nesi falan. Buna baktığı zaman bu süper bir şey, bir şey gidip biraz hisse senedi alalım diye düşünüyor. Yani ben bunu bir iktisatçı olarak ne kabul edebilirim ne de biraz böyle kafasını kullanan birisi olarak açıklayabilirim yani. Piyasaların satın alacağı tek şey var. Eğer bir şey satın alacaksa hayır satın alabilir. Yani bunun dışında satın alacak bir şey yok ki. Çünkü hayır dediğiniz şey mevcut durumu. Yani hukuki anlamda, siyasi anlamda devam etmesidir. Yani hayır çıktığında pazartesi hükümet iş başkanı, cumhurbaşkanı görevinin başında. Meclis mevcut yetkilerini kullanarak faaliyetlerini sürdürüyor olacak. Bürokrasi aynen olduğu gibi faaliyetlerini sürdürüyor olacak. Burada bir belirsizlik var mı? Yok. Ha, evet çıkarsa ne olacak? Cumhurbaşkanının baş danışmanı, anayasa hukukçusu bile bilmiyor ne olacağını. Bakarız diyor, 2-3 sene baktık kötüye gidiyor, değiştiririz diyor. Ogadasının biraz şey de var değil mi? Son hafta evetin pozitif olduğunu kamuoyuna daha bir yani, ikna edebilmek için. Çünkü ben konuşmuştum. Pazartesi günkü mesela borsadaki hareket ağırlıklı olarak tek bir kurumun üzerinden yapılmış. Yani o zaman soralım. Bak ya sen şimdi bana böyle pas attı, benim buradan gol atmam lazım. Tek bir kurum üzerinden yapılmış. Demek ki önemli bir kısmı bunun böyle piyasanın geniş katılımcılarının değil ama bir grup diyelim. Yani daha grup piyasa oyuncusunun faaliyetinin sonucu. Ben açıkça soruyorum. Varlık fonu borsada hisse senedi satın alıyor mu? Bu yükselişte varlık fonunun rolü var mı yok mu kardeşim? Sormayalım bunu. Yetkisi var değil mi? Bilgimiz yani, var mı? Kanununda borsada işlem yapabilme şeysi var. Aynen öyle. Senin yayınında burada konuştuk biliyorsun. Varlık fonu çıktığında Şubat ayında. Ben tarihini hatırlamıyorum ama onuydu galiba. Evet. Biz o zaman ya da işte başı mıydı? Çok uzun uzun konuştuk. Kanuna koymuştu. Her türlü finansal işlemi yapabilir. Hisse senedi tahvil alabilir, satabilir falan. Şimdi yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz gerçekten. Bakın geçenlerde bir milletvekili hükümete bir soru önergesi verdi meclise. Dedi ki varlık fonu yönetim kurulunda görev yapanlara ne kadar ücret ödeniyor? Ne yanıt verdi biliyor musunuz? Yani Nurettin Canikli ekonomiden sorumlu kişini verdi. Ya bu konu henüz karar verilmedi. Şimdi o adamlar biliyorsun bizim kanunlarımıza göre angarya suçtur. Yani karşılığını vermeden iş yaptırmak suçtu. Şimdi siz Şubat ayından beri varlık fonu yönetiminde olacaksınız. 3 milyar lira savunma sanayi nakit parası gelecek. Ziraat Bankası'ndan Borsa İstanbul'a kadar bütün varlıklar da sizin bünyeniz olacak. Siz bunlara ilişkin karar alacaksınız ve bunun karşılığında size para ödenmeyecek. Yani şeffaflık şey değil mi? Geliyor mu? Bana gelmiyor. Ben şunu soruyorum işte bir yerden yapıldığını göre açıkça soralım. Varlık fonu bu işin içinde var mı yok mu? Ben bilmiyorum. Yani ben bunu kendi sosyal medya hesaplarımda ya ben böyle ortalama bir üniversite hocasıyım. Yani çıkıp böyle cumhurbaşkanına, başbakana ya da ekonomiden sorumlu kimselere bu soruyu yönlendirme şansım yok. Ancak bu kanallardan soruyorum. Sordum bir tane yanıt veren yok. Var mı yok mu kardeşim? Birisi çıksın desin. Belki de yok değil mi? Yani şeffaflık işte yani. Şeffaf olmayınca her şeyi düşünüyor tabii. Zaten bizim sorunumuz ne? Demokrasi şeffaflık rejimidir değil mi? Hesap verebilirlik vardır şeffaflığın içerisinde. Siz yaptığınızı gösterirsiniz, söylersiniz. Bunun karşılığında da hukuki, politik, ahlaki, bütün denetim mekanizmalarını çalıştırırız, hesap sorarız. Şu anda işte senin yayında, varlık fonu yayında konuştuk biliyorsun. Ticari sırdır kardeşim diyecekti. Hisse senedi alıyor mu? Ticari sırdır ise ne diyeceğiz?
İşte kendi sahiplerine göre 130 milyar dolarlık varlık aktarılmış, hesapladıkları 200 milyar dolarlık bir fon yönetecekler. Yani bununla sen dolarla da oynarsın ki Yiğit bunu çok meraklı biliyorsun bu tür işlere. Borsayı da manipüle edersin. Dolayısıyla o yükselişin böyle piyasalar evet satın alıyor falan gibi açıklamalarını ben seçmeni manipüle etmek üzere yapılan açıklamalar olarak yorumluyorum. Bunların dikkate alınmaması gerektiğini yüksek sesle söylemek lazım. Çünkü evet de biraz önce anlatmaya çalıştım. Ekonomik olarak satın alınabilecek bir şey yok. Evet ancak satılabilir. Eğer borsa yükseliyorsa bu yükselişin bir ekonomik gerekçesi varsa bence sandıktan hayır çıkacağını satın aldığı için de. Peki son olarak şunu konuşalım. 3 gün kaldı dediğiniz gibi ve anketler... Top olarak geldiğimizde sohbet ediyorduk. Ben de biraz uzun konuşsaydık. Daha bitmiyor zaten. Son, ben birkaç defa son diyorum. bu anketler artık açıklanıyor ve böyle yani ne diyeyim, daha geçmişte daha başarılı ve tutarlı olan anketler genelde işte %52-51,5 evet, %48-48,5 hayır gösteriyor. Sonra Hakan Barakçı'nın anketi tam tersini gösteriyor, onu da söyleyelim. Ve hepsi de şunu diyor, bu hata payının içindedir standart sapmanın ve o yüzden farklı bir sonuçta çıkabilir. Ve burada özellikle fikrini saklayan gizli hayırcı diye tabir ettikleri kesimin olabileceğini de açıklamanın içine yerleştiriyorlar mutlaka. Öncelikle siz bu genel olarak ankette hakkında ne düşünüyorsunuz ve sizin tahmininizi alalım tabii isterseniz. Ya ben benim tahminime nasıl vardığımı anlatmak isterim. Yani birkaç dakikanı alarak. Tabii ki tabii. Şimdi benim tahminimi dayandırdığım iki yer var. Bunlardan bir tanesi benim kişisel gözlemlerim. Yani ben ülkenin değişik coğrafyalarında bulunduğum insanlarla sohbet ediyorum, konuşuyorum. Onların tepkilerini, bir anlamda nabızlarını tutmaya çalışıyorum. İkinci baktığım şey aslında yani bu anketlerden ziyade yani bu oy oranları üzerinden bir analiz yapmak lazım. Benim referans olarak aldığım oy oranları 7 Haziran seçimi. Yani 7 Haziran seçimleri hakikaten Türkiye'de 2002'den beri yapılan ve gerçekten seçmenin böyle kendi özgür iradesiyle oy kullandığı bir seçim. Şimdi bu seçimdeki oy oranlarına bakıp oradan bir 2-3 dakikalık bir analiz yapmak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Bu seçimde yani 7 Haziran'da AKP'den aldığı oy oranı %40.98. Yani 41 yuvarlak olarak hesaplıyor. Evet. AKP'ye verilen oy. MHP'nin aldığı oy da %26, özür dilerim, 16. %16.27. %16. Yani ikisini topladığınız zaman %57.25'lik bir oran, %57.25'lik bir oran bugün evet kampanyasında kurumsal olarak yer alan AKP ve MHP'nin oylarını gösteriyor. 1 Kasım esas almıyorum çünkü 1 Kasım'da seçmen değişik sahiplerle oyları konsolide etti. Bir yerde toplandı. Yani MHP'den azaldı, HDP'den azaldı. Şimdi bir kısmı AKP'ye gitti falan. O dolayısıyla 1 Kasım iyi bir bakacağımız yerdi. 7 Haziran'a bakmak lazım. Şimdi ben bu 57'yi evet'in üst limiti olarak aldım. Yani evet'in maksimum alabileceği yer analizlere başlarken yani bu sürece girdiğimiz zaman işte diyelim Devlet Bahçeli hadi kardeşim biz bu anayasa değişikliğini konuşuyoruz dediği zaman ki oy oranlarını esas alacak olsak maksimum 57. Şimdi değişik anketlerde de yayınlanıyor. Benim gözlemlerimde de eminim senin programına katılan diğer konuklar da şunu tespit ediyorlardı, söylüyorlardı. MHP tabanının büyük çoğunluğu hayır diyor. Biraz önce ben açıklamaya çalıştım. Bu oran yani %80'ler civarında. Biraz önceki %16.27'nin %80'ini çıkarırsak buradan bu yaklaşık %13'lük bir oy ediyor. Yani %57'den %13'ü çıkardığımız zaman ulaşacağımız rakam kabaca söylüyorum %42. %42 evet'in maksimum yeri. Yani bu sadece 7 Haziran'daki seçmen davranışından hareketle söylüyorum. Şimdi bunun içerisinde AKP'lilerin de blok olarak evet vereceği varsayılıyor. Oysa AKP seçmeni aslında homojen bir seçmen değil. Nasıl homojen bir seçmen değil? İşte sınıfsal farklılıklar var, işte gelir düzeyleri farklı, eğitim düzeyleri, işte kentli, işte köylü, farklı, köylü derken taşrada yaşayanlar anlamında farklı kesimlerden oy alıyor. AKP seçmenine düzenli olarak oy veren ve büyük şehirlerde yaşayan, bunlar işte üniversite mezunu, orta gelir grubu olan, işte beyaz yakalı işler olan bir seçmen kitlesi de var AKP'nin. Bunu tespit etmek lazım. Bu kesimin de ben hayır oy kullanacağını düşünüyorum. Yani çünkü bu, ben biraz önce konuştuk ya, ekonomik istikrar açısından gerekli olan bir şey değil, demokrasi açısından gerekli olan bir şey değil. Sadece bir kişilik kişisel, işte daha
hukuki sorun yaratması diye düşünüyorum da hedeflerine uygun bir anayasa değişikliği ortaya çıkarmış. Şimdi dolayısıyla seçmen olarak kendisine sağlayacağı bir şey olmadığı için bundan uzak durdu. Şimdi buradan da birkaç puan indirdiğimiz zaman aslında evet blokunda yer alan seçmen %37-38'lerde filan. Şimdi bunun yukarıya doğru hareket etmesi mümkün. Nasıl mümkün? Avrupa ile yaşanan gelişmelerin biraz etkisi olmuş olabilir. Kampanyaların seçmen üzerine bir miktar etkisi olmuş olabilir vesaire. Ama bu ne kadar etkisi olabilir? Yani bunu zor bulasan 38'den ters çatlasa 45'e falan çıkarırsın. Hadi 46'ya çıkardıklarını düşünelim. Evet cephesi açısından söylüyorum. Geriye kalan 54-55'li kısım kategorik olarak ki inançlı bir biçimde ben senin yayının başında da söylemeye çalıştım. Yani canla başla mücadele edilen bir grup var. Yani bunlar evet karşısında daha güçlü bir biçimde kampanya yürüttüklerini düşünüyorum. Dolayısıyla benim tahminim yani minimum hayır oylar için söylüyorum %53 yukarısı ne olur onu hep beraber göreceğiz. Peki, yani benim beklentim hayır çıkacağı yönünde. Gizli hayırcılık konusunda ne diyorsunuz? Yani anketlerde saklanma gibi bir gerçi olağanüstü hayırda da yani anket yapmak ve anket şirketine suçlamamak lazım yani sonuçta. Yani olağanüstü halde sonuçta bir tane anketör sizi alıyor veya kapınıza geliyor ve işte ben şu anket şirketindeyim oyunu söyle diyor. Kolay bir şey değil esasında. Ben çevremdeki benim çevrem çok, özel sektörde yani çalışıyor. Çok zor. Bakın şimdi ortalama bir vatandaşı siz oyunuzu nereye kullanacaksınız, yani hangi yönde kullanacaksınız diye sorduğunda hayır yanıtını almak imkansız. Neden? Yani imkansız değil mi? Çok zor. Neden? Bunun örneğini biz tırnak içerisinde söylüyorum medyada görüyoruz. İrfan Değirmenci, Kanada'da program yapıyor. Hayır oy vereceğim diye işten attılar adamı. Yani açıkça söyleyelim. Abdülkadir Selvi her gün Hürriyet Gazetesi'nde ben evet oy kullanacağım diye yazı yazıyor, dokunmuyorlar. Yani hani böyle sokaktaki vatandaşa falan gitmeye gerek yok. Bir tanesi hayır oy kullanacağım diye işten atıldı. Ya açıkça söylemek lazım. Kanada izleyicilerimiz biliyor. Öteki taraftan Abdülkadir Selvi her gün neden evet oyu vereceğini, evetin bilmem ne olduğunu yazıyor, dokunmuyorlar. Şimdi bu kadar ki İrfan Değirmenci işte ünlü, tanınır, bilinir. Yani bu anlamda biraz dokunulmazlığının da en azından iş kaybetme anlamda olması gereken biriyken işten atıyorsunuz, kovuyorsunuz. Öteki adam yerine duruyor. Şimdi ortalama vatandaş açısından baktığında hayır demek o kadar riskli ki. Yani o hali var. Yani bir kanun hükmünde kararnameyle sizi malınıza el koyabiliyorlar. Bugün Türkiye'de 1000'e yakın şirkete el konulmuş. Değişik gerekçelerle haklıdır değildir. Onu mahkemeler sonucunda göreceğiz. 100.000'in üzerinde insan görevden uzaklaştırılır. Kamudan 100.000. Bu rakamın ne kadar büyük olduğunu farkında değiliz. Yani 100.000 kişi Anadolu'da orta ölçekli bir ilden daha büyük bir nüfustan bahsediyorsunuz. Şimdi iş adamlarına bakıyorsunuz. Yani hayır diyen, cesaretle diyen birisi yok ama öteki tarafta Ülker grubu bile evet yağlarının kutusunun fotoğrafını paylaşarak kendisini bir anlamda koruma almaya çalışıyor. Dolayısıyla gizli hayırcılar var mı? Var. Hem de çok yüksek bir biçimde var. Haklılar mı? Haklılar yani. Türkiye'de olağanüstü hal var. Hukuk rafa kaldırılmış. Yani sadece kanun hükmünde kararnameyle herkes hakkında her işlem yapılabileceği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla anketçiler bunu yakalayamazlar mı? Yakalayamazlar. Yani vatandaş haklı olarak da yani hayır oyu kullanmayacağını ya da kullanacağını söylemiyor olabilir. Ki ben onları hiçbir zaman eleştirmem yani. Herkes kendisini bu anlamda korumak, altına almak isteyebilir. Bir de işte bizim ekonomi yayınımızda Ayaoğlu, ekonomist olan Ayaoğlu söylemişti. Yani anketi reddetme oranı çok yükselmiş. Yani hiç yani anket... Evet, evet. Yani hiç yani ankete katılmak istemiyorum diye direkt reddetme oranı yani 10... seçmenden ikisi cevaplıyormuş soruyu. Yani bu şu demektir. %20 seçmen kabaca senin verdiğin oranlardan hesaplıyorum. Evet. Hayır verecek ama bunu söylemek istemiyor. Evet. Peki siz yani, Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara özelinde bir tahmininizi arayayım. Yani ben Ankara'da hayırın önde olduğunu düşünüyorum. Ama yani benim arzu ettiğim kadar büyük bir fark olmayabilir ama %52-53 civarında oran olarak söylüyorum. Hayır oylar önde görünüyor benim gözlerim. İstanbul? Dostum İstanbul'da değilsiniz ama. İstanbul'u sana sormak lazım. Vallahi ben bilmiyorum. Yani bence bu seçim belirleyicisi büyük iller olacaktır. Yani çünkü buralarda seçmenin büyük çoğunluğu bulunuyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi yerler.
Ki buralarda da büyük, ya İstanbul'u tam bilmiyorum ama özellikle Ege bölgesinde, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da ben hayırların belirli şekilde onda olduğunu düşünüyorum. Peki 17 Nisan'da, yani 16 Nisan gecesinde hayır çıkması durumunda ve evet çıkması iki durumda da siyasi parti liderlerinin aracı tavrı hakkında fikriniz var mı? Mesela Devlet Bahçeli'nin evet ve hayır çıkması durumunda. Yani şimdiye kadar yaptıkları açıklamalardan kendi pozisyonlarına ilişkin bir oylama olmadığını, dolayısıyla kendileri pozisyonlarını devam ettireceklerini söylüyorlar. Ki evet ya, bu doğrudur da onlara yönelik bir oylama değil. Yani siz falanca siyasi lideri yerinde mi görmek istiyorsunuz yoksa ayrılsın bir oylaması değil. Ama ne çıkarsa çıksın bunun siyasi dengeler üzerine bir etkisi olacaktır. Çok net bir biçimde olacaktır. Özellikle merkez sağda yeniden bir yapılanma durumu söz konusu ki bunun işaretlerini görüyoruz. İşte Meral Akşener, Ümit Hoca, Sinan Ogan vesaire gibi ki ondan hayır kampanyasında etkisi çok büyük. Bunu da rahatlıkla söylemek gerekir. Yani merkez sağdan ya da sağ siyasetten gelenlerin kampanyadaki hayır kampanyasına katkılar yüksek. Buradan bir yapılanma, yani siyasi bir yapılanma ortaya çıkacak gibi görünüyor. AKP'nin içerisinde sessiz bir mutsuz grup var. Yani yüksek sesle konuşmuyorlar ama işte Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, işte böyle isimlerini sayabileceğiniz ki bunların örgütte ve kendi seçim bölgelerinde karşılıkları da olan dolayısıyla bunun etkisi ne olur? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Peki, gerçekten bu sefer son soru olsun. Erken seçim, her evet ve hayırda da erken seçim kaçınılmaz mı? Bence her halükarda erken seçim olacak. Evet de çıksa olacak, hayır da çıksa olacak. Gerekçesi, şimdi evet çıkarsa bu anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi biliyorsun ancak bir seçimle mümkün. Yani bu HSYK falan işi yürürlüğe girecek ama Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi, işte bakanların kurulup atama, işte meclisle ilişkin düzenlemeler falan ancak bu seçimle mümkün olacak, yürürlüğe girebilecek. Dolayısıyla işte ben şunu düşünüyorum, yani eğer evet çıkarsa diyecekler ki ya kardeşim bu kadar halk istiyor, sandıktan da çıktı, meclisten de çıktı, iki sene niye bekleyelim, hadi gidip bunu bir an önce yürürlüğe koyalım, seçime gidelim diyeceklerdir. Ki kendisinde güçlü hissedeceği için AKP ve Cumhurbaşkanı o süreçte hem seçilebileceklerini hem de mecliste büyük çoğunluğu kazanabileceklerini düşüneceklerdir. Eğer hayır çıkarsa, ki benim düşüncem de bu yönde, hayır çıkması yönünde, çıkacağı yönünde. Hayır çıkması durumunda da yine bir erken seçim kararı alınacak. Burada da belki bir referanduma ihtiyaç duymadan meclis çoğunluğuyla, yani 367'ye ulaşabilir miyim düşüncesiyle tekrar bu süreci denemek isteyecektir. Her halükarda önümüzdeki sonbaharda bir seçim olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkür hocam. Referandum öncesi son yayın yaptık. Çok olağanüstü bir şey olmazsa. Umarım olmaz. Yani sonuçta demokrasilerde sandık sık kurulur. Bunda olağan bir oylama olarak ülkenin huzur ve refah içerisinde tamamlamasını arzu ederiz. Çok büyük bir ihtimalle uygun olursanız haftaya da referandum sonuçlarına dair ve bundan, ondan sonrasına dair daha net bir sohbet gerçekleştiririz. Tabii benim beklentim gerçekleşirse rahatlıkla kabul ederim. Ötekisinde biraz düşünürüz bakalım. Çok teşekkür hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bugün Profesör Yalçın Karatepe'ye yaklaşan, hatta yaklaşmaya da geçti, gelen 16 Nisan'daki referandumu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.